Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Arkadaşlar, tam Alex de Souza kariyerinin 26. bölümünü çekmek için bilgisayarın başına geçtiğimde ve YouTube hesabımı açtığımda kanalımın topluluk kuralları yüzünden son yayınladığım Türkiye ile Zorlu Hedefler serisinin, arkadaşlar FIFA 15 Türkiye ile Zorlu Hedefler serisinin 12. bölümü. Yani bugün yayınladığım ve son dakikada 90 artı 5'te Alper Potuk'un golüyle 3-2 yendiğim ve daha sonra çok rahat bir maç yaparak 5-1 kazandığım oyuna ait videoyu bir tanesi arkadaşlar raporlamış. Artık nasıl oluyor bilmiyorum ama flag atma deniliyor buna. Topluluk kurallarına uymuyor gibisinden. Arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izledim. Hiçbir problem yok. Videomda hiçbir problem yok arkadaşlar. Ne bir insana hakaret var, ne başkasını aşağılama var, ne küfür var, ne vesaire var, ne bilmem ne var. Video tertemiz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı ve hiçbir problem yok. Ve bu video yayından kaldırılmış. YouTube bunu sanırım kontrol etmiyor arkadaşlar. Nasıl oluyor tam bilmiyorum. Şu anda araştırıyorum. Bazı forum sitelerinde bazı çekemez insanların başkasını çekemeyen insanların, başkasının yoluna taş koymak isteyen insanların YouTube kanallarına o bayrak işaretine basıp kanalı raporlamasıyla arkadaşlar, bunu YouTube bir şekilde nasıl kabul ediyor bilmiyorum, kanala ihtar gönderiyor. Şu anda benim kanalıma bir tane ihtar gelmiş durumda arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ben 15 dakikadan uzun video atamayacağım artık. Bunun sebebini çok merak ediyorum. YouTube'a hemen itiraz ettim. Bu videoda herhangi bir sakıncalı içerik yoktur. Topluluk kurallarına tamamen uymaktadır. Bunun neden olduğunu merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Hatta ihtarın kaldırılmasını istiyorum diye bir açıklamayla itiraz ettim arkadaşlar. Şu anda bazı internet sitelerinde araştırıyorum. Bundan canı yanan çok fazla insan var. Kanalı ne zaman yükselişe geçse insanların, bazı kendini bilmezler ortaya çıkıyor ve o kanalın önüne taş koyuyorlar arkadaşlar. Bunun nasıl işlediği hakkında çok bir bilgim yok. Araştırıyorum ve o flak atanları da buluyorlar arkadaşlar. Ben şimdi onu araştıracağım. Bu kanal neden bu duruma geldi? Bizi çekemeyen ve bize hakaret eden, bakın sürekli arkadaşlar ben yorumları kaldırıyordum. Benim FIFA videolarıma bir kanaldan onun adını hatta şu anda veriyorum. Ümidi diye bir kanal var arkadaşlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Arkadaşı tanımıyorum ama bu kanaldan 7-8 tane kullanıcı, ki bu normal bir şey değil, Ümidi diye bir kanaldan arkadaşlar, FIFA videosu çeken, oradan benim kanalıma 7-8 tane insan geldi ve FIFA videolarımın altına "Burak sen şöylesin, senin AMK, 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 senin ananı bacını bilmem neli" falan bana küfürler yağdırdı, yağdırdı, yağdırdı ve Türkiye'nin en büyük FIFA oyuncusu Ümidi'dir diye yorumlar atmaya başladı. Bu terbiyesizliği gördüm. Dedim bu Ümidi kim ya? Çocuğun kanalına girdim baktım. O da FIFA çeken biri. 7 bin 8 bin abonesi var. Onu bu mu yaptı bilmiyorum ama benim kanalıma sürekli Ümidi kanalından arkadaşlar küfürlü yorumlar geliyor ve o kanala reklam yapılıyor. Bu çok büyük bir terbiyesizlik. Bunu o çocuk yönlendirmemiş olabilir ama beni takip eden kullanıcılar gidip de Ümidi'nin veya başka birinin kanalına işte "senin ananı bacını bilmem ne yaparım, sen şusun, sen busun, sen şerefsizsin" adımla bana hitap edip "Türkiye'nin en iyi oyuncusu Kırmızı Kep kanalındadır" diye yorumlar atmazlar. Eğer ben hiçbir insana talimat vermezsem bana bunu benim takipçilerim arasında kimse yapmaz arkadaşlar. Yapar mısınız? Sen şimdi benim kanalımı takip ediyorsun, değil mi? Tutup da başka bir kanala küfürlü yorumlar atarak "en büyük oyuncu Kırmızı Kep'tir" diye yorum atar mısınız? Ya beni ne kadar çok seversen sev, bana "Burak abi de sen benim öz abimsin" gibi yorumlar at veya "sen benim kardeşimsin" gibisinden yorumlar at. Ama git bir başka kanala, ona ilk başta küfür et, sonra benim kanalıma yönlendir. Sen bunu yapar mısın? Yapmazsın. Eğer karakterli ve düzgün bir insansan bunu yapmazsın. Ama Ümidi kanalından arkadaşlar bana 7-8 tane kullanıcı geldi, bana hakaretler yağdırdı ve o kanala üye çekmeye çalıştı. Ben bunları direkt spamladım arkadaşlar. Bu aklıma takılan bir detay. Kaç gündür bunu söyleyeceğim, söylemiyorum diğer kanalın reklamı olmasın diye. Ama dikkat edin arkadaşlar. Bazı şeref yoksun insanlar var ve kendi kanalına üye çekmeye çalışıyorlar ve bunu başka kanallara hakaret ederek yapıyorlar. Buna ilk başta değinmek istedim.
Şu anda benim kanalım ihtar almış durumda arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki 2 aydır, sadece 2 aydır açık olan Kırmızı Kep kanalı 2 ayda arkadaşlar yaklaşık 2000 abone topladı. Bu tamamen emek, alın teri, sizlerin de bahsettiği gibi düzgün kişiliğim, herkese sevecen ve arkadaş gibi davranmamdan dolayı, belki de benim karakterimden dolayı arkadaşlar beni bağrınıza bastınız ve çok çok olumlu, çok güzel yorumlar alıyorum sayenizde. Sizlere çok teşekkür ederim. Bir sürü kişi bana mesaj attı. Yorumlarda da gördüğünüz gibi ben kendimi övmek istemiyorum. Elbette hatalarım olabilir. Ben de insanım. Kusurlarım olabilir. Ama 2 ayda 2000 aboneyi toplamak benim için çok büyük bir başarıydı. Ve tam 2 ayı bitirdiğimiz zaman arkadaşlar bugün kanalıma ihtar geldi. Telif hakkı değil, başka bir problem değil. Sadece biri son yayınladığım Türkiye videosunu, bakın bugün yaklaşık 600 kişi bu videoyu izledi arkadaşlar. Yaklaşık 20 kişi buna yorum attı. Yaklaşık 50 kişi de bu videoyu beğendi. Çok güzel yorumlar gelmişti. Türkiye, bugünkü Türkiye videosunu izleyen arkadaşlar bir düşünsünler. Ben bu Türkiye videosunda herhangi sakıncalı bir içerikte bulundum mu? Herhangi bir yanlış davranışta bulundum mu? Ki kanalın ihtar almasına yol açabilecek bir olumsuz durumdan söz ediyorum. İnsanlar videolarında küfür ediyorlar. İnsanlar videolarında hakaretler yağdırıyorlar. Başkalarını aşağılıyorlar. Bu benim videolarımda olmayan bir şey. Ki bu bölüm çok tertemiz bir bölümdü. Güldük, eğlendik. Türk bayrağını açtım, salladım, marşlar söyledim. Hedeflerimden bahsettim. Bakın bu video ihtar aldı arkadaşlar. Biri bunu raporladı. Kim raporladı bilmiyorum. Ama aklım mantığım almıyor arkadaşlar. İstediğiniz bir videoyu raporlayarak o kanalın ihtar almasını sağlayabilir misiniz? Bence bu kadar basit bir şey olmamalı. Bunun altında başka bir iş var arkadaşlar. Ama şu anda Alex kariyerine devam edecektim. Bu yüzden devam edemiyorum. Çünkü 15 dakikadan uzun videolar artık atamayacağım. Bu da belki benim bilmiyorum, video çekmemdeki hevesimi kırar mı kırmaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu işe devam eder miyim etmez miyim onu da tam olarak bilmiyorum. Çünkü montaj işleriyle uğraşamam. 15 dakikadan uzun videolar atamayacaksam bu kanalın açık kalmasının sebebi ne? Hiçbir şey olmazsa arkadaşlar 6 ay sonra bu ihtar sona eriyormuş. 6 ay sonra yeniden uzun videolar atabilirmişim ama ben bu kadar kısa sürede hepinizi kardeşim gibi, abim gibi, arkadaşım gibi gördüm. Arayı açamam. İhtara itiraz ettim arkadaşlar. Bunun hakkında, bu konu hakkında bilgisi olan, daha önce deneyimi olan, başına bu iş gelmiş olan arkadaşlar varsa lütfen bana ulaşsınlar, buna yorum atsınlar. Facebook kanalıma, facebook.com Kırmızı Kep kanalına mesaj bölümünden bana ulaşsınlar arkadaşlar. Yardımcı olabilecekleri bir durum var mı yok mu bilmiyorum. Ama bunu yapan insanın yakasını bırakmayacağım arkadaşlar. Benim kanalımda niye uğraşıyorlar? Kimseye hakaret etmeyen, küfür etmeyen, kendi kendine eğlenen ve bu eğlencesini insanlara aktaran bir kişinin kanalıyla neden uğraşıyorlar? Özellikle o FIFA kanalına sesleniyorum arkadaşlar. Ümidi diye bir kanal var. Tekrar söylüyorum, o kanaldan benim kanalıma 7-8 tane farklı kullanıcı bana küfürler yağdırarak Ümidi kanalına abone çekmeye çalıştı. Bunu bakın burada söylüyorum. O kanalın reklamının olmasın diye bugüne kadar böyle bir şey söylemiyordum ama bu reklam değil. Ne kadar karaktersiz insanlar olduğunu öğrenin. Bunu kim yaptı bilmiyorum. Ümidi'ye de suç bulmak istemiyorum. O yapmamış olabilir ama neden, dediğim gibi, neden tekrar ediyorum, o kanalı takip eden kullanıcılar neden bana küfür ederek o kanala kullanıcı çeksinler? Çok mantıksız. Gerçekten çok mantıksız. Aklım mantığım almıyor arkadaşlar. Benim söylemek isteyeceklerim bunlar. Videolara bir süreliğine ara verebilirim. Ya da kısa videolar çekebilirim. Şimdi araştırıyorum. Lütfen, dediğim gibi, bugün Türkiye videosunu izleyenler şöyle bir düşünsünler. Bu kanalın ihtar almasını sağlayabilecek ne yaptım? Ben 50 dakikalık o bölümü izledim arkadaşlar. Bakın, sesini açıyorum şu anda. Bahsettiğim şeyler bu. Oynamak zorunda kalmıştık ama ne yapalım? Rakipler biraz zorlu gelince. Evet, ve Division 7'de de 2 mağlubiyet almışım arkadaşlar. Yani böyle eğlenceli bir bölümdü. Sonunda maçlar söyledim. Bakın. Bu gurur şanlı Türkiye'nin ve göğsünde şanlı Türk bayrağını armamızı taşıyan çocukların. Tebrikler çocuklar. Gururlanma sırası yine Türkiye'de. Eğlendik, güldük. Bakın maçlar söyledik. 16'ya çıkarmak için
Elimden gelen gayreti gösteriyorum. Göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Division 6'ya çıktıktan sonra Division 5. Division 5'e çıktıktan sonra Division 4. Division 4'e çıktıktan sonra Division 4'te kalabiliriz. Sonra bir kez daha deneriz. Division 3 olur. Sonra belki 4'e düşebiliriz. Sonra yine 3'e çıkarız. Sonra 4-3-4-3-4-3 bir 50 bölüm öyle geçer arkadaşlar. Belki günün birinde Division 2'yi görürüz. Bu altın yürekli çocuklar belki günün birinde bize Division 2'yi ve 1'i gösterirler. Bu gururu hep beraber yaşarız. Division 1'de karşımıza çıkan Ronaldo'lu, Messi'li, Neymar'lı, Benzema'lı kadrolar rakibi beklediğinde, rakibin yükleme ekranı geldiğinde tamamı ay yıldızlı bayraktan, Türk bayrağından oluşan futbolcuları görünce ilk başta bir düşünür bu takımın Division 1'de ne işi var diye. Ama bunlar bir rüya mı yoksa ileride gerçekleşmesi olağan şeylerden biri mi? Bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kırmızı kepteydiniz. Türkiye ile zorlu hedefler serisinde birbirinden müthiş iki tane maç yaptık arkadaşlar. İkisinde de galip gelmeyi bildik. 17 şut çektik. Toplu oynama yüzdemiz her iki maçta da %60'a %40'tı. Müthiş işlere imza attık. Bunların hepsi sizin bana inanmanın sayesinde oldu arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Bu bölümde Türk bayrağını, Türkiye'yi elimden geldiğince temsil ettim ve başarılı olduğuma inanıyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, videoyu izleyemediniz ama ben sadece sesini dinlettim size. Bu kadar neşeli, bu kadar keyifli bir bölüm ihtar aldı arkadaşlar. Sebebini çok ama çok merak ediyorum. Sadece ihtar aldı diyor. Biri sizi raporladı diyor, incelendi diyor, ihtar aldı diyor. Yani bu kadar saçma bir olay arkadaşlar. Niye ihtar alsın bu video? Kim bizimle uğraşıyor? Bunlar çıkacak arkadaşlar. Ama emek hırsızlarına gerçekten geçit vermek istemiyorum. Bakın 13 dakika oldu. 3 dakika daha konuşursam ben bu videoyu atamayacağım bu kanala artık. O yüzden arkadaşlar şimdi bitirmek zorundayım. Lütfen yorumlarını yazın. Ne yapabilirim? Araştırıyorum, araştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bazı şeref yoksun insanlar, bazı yükselen kanallara bu ihtarı aldırmayı bir şekilde sağlıyorlar ve bu işten çekilmesini sağlıyorlar. Anlamsız, dünyada böyle insanlar varken gerçekten, yani Türkiye'de böyle insanlar varken Türkiye'nin gelişmesini kimse beklemesin arkadaşlar. Başkasının başarısıyla, daha doğrusu başarısızlığıyla övünen insanlar varken hiçbir yere gelemezsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Birileri başarılı bir iş yapıyorsa onu takdir edin, ona saygı duyun. Onu başarısızlığa uğratarak ne siz kazanabilirsiniz ne de elinize bir şey geçer. Bunu aklınızdan çıkarmayın, takdir edin ve saygı duyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gelişmeleri takip edeceksiniz artık. Hoşça kalın arkadaşlar.